Seri seçmesine şu kadar üzülmedim. Anladın mı? Şu kadar üzülmedim. Kızmadım da. Eserde suç yok. Yaptığı açıklama beni çok güldürdü. Bu birincisi. İkincisi, bunu yapmasın. Ya eseri zaten konuşmuyorum ya. Onu zaten eserin konuşmuyorum. Suçu. Anladın mı? Yok. Eserin de suçu var. Eseri içeri alarak, yani şey dedi ki biz Tankut için aldık içeri. Eserin birine de suçu gelsin var. Diye almadık ki. Eserin de suçu var. Hayır, eserin de suçu var orada ya. Bir adamın aynı şeyi iki kere yaşadığını düşünsene. Ne kadar ya haklısın. Ne kadar acı bir durum. Tabii ne ki de çok acı bir durum. Ama bir de beni düşün Emre. Ya canım benim bak. Hani ben bir kere hani birini tanımak istiyorum deyince bu kadar büyük tepkiler veren bir adam, tamam mı? Cansel hem onunla hem başkasıyla görüşüyor. Düşün. Tamam Melis, sen ben hem Erdem'le benim hem Serhan'la görüşmedim. Sen vardın demedin mi sen? Hayır bana? Hep sen vardın falan ne demedim. Ne dedin orada o ben an? Sadece dedim benim ki, kendi düşüncem. Benim de kendi düşüncem dedim. Hani ben de tanımak ama istiyorum dedim. Erdem'i istemiyorum dedim. Erdem'i istemiyorum demedim. Demedin mi? Demedim öyle ben bir mi yanlış duydum? Yok öyle bir laf çıkmadı ağzımdan. Ben öyle biliyorum. Ben senin Erdem'i istemiyorum dediğini yok, duydum. Yok öyle bir laf çıkmadı ağzımdan. Bilmiyorum yani sizin o Erdem'le olan muhabbetiniz gerçekten tam bir kaos yarattı. Teyzen geldi, annesi geldi, sıkıntılı durumlar oluştu, bir anda böyle ortalık karıştı. Ve senin o hareketini hiç tasvip etmedim, biliyorsun söyledim de. Söyledim. Yanlış bir hareketti, o da bunun tamamen kapanmasına neden oldu. Hayır. Yavrum, biz Türk örf ve adetleriyle büyümüş insanlarız. Bu tarz durumlar yakışmaz. Olmaz. Yani hoş görünmez. O anki verdiğin tepkinin sonucunun nereye gideceğini düşünmen lazım. Otokontrolünü yapamıyorsun biliyorum bazı noktalarda. Fakat inan bir kere daha düşün. Çünkü burada çok başka bir ortamdasın. Normal yaşantında değilsin. Etrafında kameralar var. Etrafında seni izleyen binlerce, milyonlarca kişi var. Seni takip eden. Senin bir hareketin bütün topluma yansıyor burada. Bütün toplum seni izlerken diyor ki aa bu harekete bak ya nasıl yapabilir böyle bir şey bir insan diyebiliyor. Bunun farkında olarak hareketlerine devam et. Yoksa gerçekten kötü bir profil çizersin ve ben senin kötü gözükmeni istemeyen bir adamım. Sana kızdığım defalarca eleştirdiğim biliyorsun. Biliyorum. Ben eleştiriyorsam seni haklı olduğum yönden eleştiriyorum. Seni yani hani yerin dibine sokmak değil ki benim yok, amacım. Yok sevdiğin için söylediğimi biliyorum. Melis yapma kurban olayım yapma. Bak. Ne kadar üzüldüğünün farkında bile olamazsın şu anda. Çok üzülüyor. Çok üzülüyor çünkü aynı olayın içine ikinci defa giriyor. Ve bu olayı ben bu kadar rahat karşılayamam. Karşılayamam ya. Yani benim adabımda, benim kitabımda böyle bir durum yazmaz ya, yazamaz yani. Kimse gelip benim ilgilendiğim adaya ben de onunla ilgileniyorum diyemez. Ya bakma aslında ona üzülüyorum. Biliyorum üzüldüğünü. Gerçekten üzülüyorum. Üzüldüğünü biliyorum. Melis'le bahçede biraz konuşmak istedim. Oradaki amaç kesinlikle geri Erdem'e dönmesini sağlamak değildi. Sadece Erdem hakkında yaptığı katı yorumları biraz daha aşağıya çekmekti. Erdem çok ağır şeyler yaşadı. Bunu Melis'te de yaşadı. Şu anda Cansel'le de yaşıyor. Bunları hak eden bir çocuk asla olmadı. Sadece saf duygularıyla karşısındaki insana gitmeye çalıştı. Allah'tan güçlü bir karakter de dimdik bir şekilde bunları da atlatacağını düşünüyorum. Açık ve net bir şekilde konuşuyorum. Durumu sana anlatıyorum. İstiyorsan dinliyorsun, istemiyorsan dinlemezsin. Yine senin bileceğin iş. Ama Cansel çok ayıp ediyor şu anda. Çok. Çok büyük bir ayıp bence ediyor. Bence ayıp etmiyor. Hayır. Aşkım öyle deme. Ayça kalbini ayıp ediyor. Sesini demek zorunda. Ne demek şimdi kalbini? Ben seni sevmesem, sen de sevmedim halde birlikte olmak için uğraşır mıyım? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yok yapmayın. Cansel yok, ne yapıyor biliyor musun? İkisini de idare ediyor. Cansel geçen etmiyor, hafta karışık. Ne yaptı biliyor musun? Cansel geçen hafta ne yaptı biliyor musun? Cansel geçen hafta Erdem'e yaklaşarak bizim evden koruma altına alındı. Oy topladı. Koruma olsun altına ya. Alındı. Beni ilgilendirmiyor. Ben o geçen hafta ilgili konuşmak istemiyorum ama... Bak... Bence herkesin mutlu olmaya hakkı var. Ya herkesin ben mutlu olmaya... her zaman ama... Herkesin mutlu olmaya hakkı var ama... Eser ona gerçekten da, aşık. Mutluluğa da başkasını mutsuz ederek kavuşamazsın. Yuva yıkanın yuvası olmaz Ayça. Olası bir gerçek o lafı bak, bilirim. Bak ben her zaman şuna şükrediyorum. Sen... Benim karşımda hep dimdik durdun ve biz seninle dimdik ilerledik. Bizim aramıza kimsenin girmesine izin vermedik. Ben bu yüzden çok mutluyum. Bunun haklı gururunu inanılmaz derecede yaşıyorum. Ve farkındaysanız hiçbir Allah'ın kulu hiçbir şekilde bir ortamda biz böyle bir arada konuşurken yüzleşmede
Ne benim yaptığım bir hatayı benim yüzüme vurabilir çünkü yapmadım. Ne de Ayşe'nin yaptığı bir hatayı Ayşe'nin yüzüne vurabilir çünkü yapmadı. Evet. Çünkü hep sabittik, hep nettik. Yani bunu da kimse değiştiremedi. Bu saatten sonra da kusura bakmasın kimse de değiştiremez yani. Fakat bak şimdi Erdem'i değerlendirirsek. Erdem benim kardeşim olduğu için onun hakkında bu yorumları yapabiliyorum. Kolaylıkla. İki taraftan da görebiliyorum çünkü. Melis, sen hala Erdem'e karşı bir şeyler hissediyor musun canım benim? Ya bir şey hissetmek değil yani. Bir şey hissetsem bile zaten hissediyorum demem bu kadar olan şeyden sonra. Adam sonuçta yani kendi rotasını çizdi. Melis de çok aşağıladı Erdem. Ondan sonra hani... Onun yaşadığı şeyin farkında mısın Ayça? Yaptı aşkım ama ben Melis tutarım yani. Melis benim yani. Bak Melis tutarsın ama. Bu iki yani. Bak ben sana anlatayım mı? Yani bir Erdem... Bir sahanla görüştü diye olaylar çıkarttı. Annesi de geldi, Feride teyze de kızdı. Yani... Erdem de kızdı. Ayten teyze de kızdı ama Cansel iki kişiyle görüştü. Erdem ondan vazgeçip tepki göstermedi. Bak şimdi. Oluşan şey durumlar dünkü çok hediye, başka. Dünkü hediye olayına gelince... Oluşan durumlar çok gelmiş. Başka Ayça. Kimin? Erdem'in mi? Erdem'in. Ki sen bilmiyorsun ben Erdem'i çok sevip tutarım. Bu yorumları sen yani. Yapma. Yaparım ama Cansel benim arkadaşım. Nasıl sen arkadaşını savunuyorsun? Ya şimdi mi aklına gelmiş? Cansel sana bir şey söyleyeyim mi? Cansel hayatının yanlışını yapıyor şu anda farkında değil. Cansel sadece kalbinin sesini dinliyor. Cansel kalbinin sesini mi dinliyor? Evet. O zaman neden bunu bir hafta önce dinlemedi, beklemedi? Çünkü eser yoktu. Eser yoktu diye o zaman Erdem'e yönelmek zorunda mıydı? O zaman Erdem'i kullandı. Ya onu bilemem. Evde kalmak o zaman Erdem'i kullandı. Sen ne düşünüyorsun Melis? Ben sadece Erdem'i kullanmak için evde kaldığımı düşünüyorum. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bunu da Mehtap'la söyledi. Aynı şeyi düşünüyorum. Neden? Neden? Erdem'le o kadar oturup konuşacaksın. Annesiyle bir araya geleceksin. Bu kızın yaptığı hataları karşılıklı yüzüne vuracaksın. Melis'le yanındayım dimdiktir diyeceksin. Melis'le yemeğe gittiler diye ağlayacaksın. Evet. Ondan sonra kendini burada parçalayacaksın. Üzüleceksin. Kendini üzgün göstereceksin. Sonra eser gelecek buraya. Sonra kafam karıştı diyeceksin. Yok ya. Ama ben hep dedim ki eseri için öyle bir dünya yok. Nasıl Ceyda Adnan'ı istiyor? O da eserin hep gelmesini istedi. Biz de eseri getirdik. İşte tamam evde kalmak ya için işte kullandılar çocukları. Eserin geleceğini madem düşünüyorduysa, eserin gelmesini madem istiyorsa... O zaman eser gelene kadar hiçbir adayla görüşmeyip burada bekleyecekti. Şu hareketinden sonra Cansel, bence senin için hiçbir önemi olmamalı. Hiçbir önemi olmamalı. Bu kadar net söylüyorum. Bu kadar net söylüyorum sana. Sen benim kardeşimsin ama bu hareketi sana yapmamalıydı. Bu hareketi yapmasının tek bir anlamı var. Ben artık eserle yola devam edeceğim diyor. Bunu... Kesinlikle tereddüt ederek de söylemedi. Kesinlikle böyle kafasının karışık haliyle de alakası yok. Ben öyle düşündüm. Ben sana bir şey hiç düşünmedi. Zaten kafasında o vardı. Ya Ayça bak canım. Bir şeylerin analizini dinliyorsun ama demek ki analizini yapabiliyorsun. Biz zaten dile kaç biz, kere biz getirdik. Biz onu diyoruz. Biz onu istiyoruz. Biz de onu istiyoruz. Kalbinin sesini yani dinleyeceksen, kalbinin sesini dinleyeceksen ama tamam net mı? Olacaksın. Net olacaksın. Sen nasıl geldin bana net oldun? Ben nasıl geldim sana net oldum? Kalp sesi öyle dinlenir. Kalp sesi öyle kafa karışıklığıyla bilmem ne olmaz. Merak bir ara senin bile peşinden koşuyordu Cansel. Kızın kafası hemen karışabiliyor. Ayşe net bir şey söyleyeyim mi? İstikrardan bahsediyorsun. Ondan sonra Erdem diyorsun. Cumartesi geçiyor, pazartesi oluyor. Aa bir bakmışsın istikrar kaybolmuş ortadan. Ben istikrarımı her zaman korudum diyorsun. Ki babasının bana anlattığı Cansel bu değil. Anladın mı? Ve şurada neyi düşünüyorum biliyor musun? Bak kafamda o kadar çok düşünce geçiyor ki. Diyorum ki ya hani hakikaten sen burada Mehtap'la Melis'in söylediklerini onaylamaya mı çalışıyorsun? Bana diyorsun ki malzeme işte vermek istemiyorum. Veriyorsun diyorum. Malzemeyi sen veriyorsun diyorum. Ben diyorum hiçbir şekilde taviz vermezken sen veriyorsun bunları. Biz bunu sana anlatmaya ve çalıştık. Ve oynadığını görüyorsun şu an yani. Evde kalma çabası olduğunu hakikaten ben düşünmek istemiyordum ki böyle bir şeyi ortaya çıkartıyor yani. Valla açık net olmak gerekirse Erdem tamamen evde kalma çabasıymış kardeşim. Ben bunu gördüm. Ben bunu böyle yorumladım. Şu saatten sonra Cansel sana geri dönüş yaparsa sen nasıl ne düşünürsün bilmiyorum ama benim tamamen bütün düşüncem samimiyetsiz. Yok dün ben başka ona hiçbir şey yok. Anlamı olan 3 tane hediye bıraktım. Çok geç bıraktın onları. Onları ben ne zaman aldığımı Emre aldığın çok iyi biliyor. Aldığın gün verecektin Erdem. Zakar. Bu insan... Bu insan, keşke aldığı gün verseydi onu. Bu adam. Eserden tamam sonra verdi aşk. Gerçekten. Şey yapma. Bu saatten sonra böyle şeyler demeyeceğim sana. Şey ne biliyor musun? Samimiyet. Kanka bak arkadaşım var. Dost kardeşim. Arkadaşlık olarak bitti. Ben zaten samimiyeti buldum.
Ya ben aşk anlamında da samimiyet arıyorum burada. Vallahi bak. Bak ben sana bir şey söyleyebilir yani. Miyim? Ben normalde gerçekten burada aslında senin üzülmene üzülüyorum. Ama ben hırçın bir yapıya sahibim. Anladın mı? Ben çünkü zamanında çok fazla üzüldüm ve üzüldüğüm için insanların beni üzmesini istemediğim için dışıma bir kabuk ördüm. Anladın mı? Sert gözükmeye çalışıyorum. İnsanlar benim kabuğumu kırıp giremesin diye. Yani sert gözükmeye çalışıyorum sadece. Yoksa senin canını yakmaya falan çalışmıyorum. Sakın yanlış anlama. Ben senin gerçekten üzüldüğünü düşünmemiştim. Sadece şov yaptığını düşünüyordum. Ben gerçek duygular hissettiğini bilseydim böyle yapmazdım. Ve şu an gerçekten pişman oldum. Vallahi ben de öyle düşündüm Erdem. Özür dilerim. Yani. Ben senin Cansel'e karşı böyle gerçek duygular hissettiğini bilmiyordum. Ha, şu an benim üzüldüğüm nokta ne biliyor musun? Ben bu kadar samimiyetle ve netlikle gelirken, istikrarla devam ederken, oradaki birçok insanı karşıma almışken, böyle bir komik açıklamayla, yani ciddi komik bir açıklamayla buradan eserle çıkıp gitmesi. Neyse olur, sen yeter ki sen kız neyse.